Sırrı sakık. HDP'de görev alan, milletvekilliği yapan birisi. Bunun şöyle bir açıklaması var bu beyefendinin. Affedersiniz. Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar? it sürüleri diyen kişinin partisiyle size destek verir, vermez ama sizi destekleyen yönde açıklamaları var. Ve sizin de bundan öncesinde 6-8 Ekim olaylarında masum, kurban eti dağıtan, kardeşlerimizi katleten Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını isterseniz bize katılacaksınız diye yönünde açıklamalarınız var. Bunu ne diyeceksiniz? Ya bir taraftan diyor ki Mustafa Kemal'in itleri affedersiniz. Diğer taraftan siz diyorsunuz ki Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavalan'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize destek olacaksınız. Ya Aslında bu HDP'ye bir yeşil ışık yakmak değil midir? Bana mı öyle geliyor? Teşekkürler. Güzel. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Sağ ee, güzel soru sordun. Şöyle. Sırrı sakık ve herhangi birisinin veya kandildekilerin, oradaki teröristlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya Millet İttifakı'nı destekleyin diye açıklama yapması kimin işine yarar? Hiç düşündünüz mü? Ne dedim? negatifini ve pozitifini beraber düşünmek lazım oradakileri kim konuşturuyor? En son Salih Müslüm konuştu. O da destek verdi. Niye konuşuyorlar? Hangi gerekçeyle bunları kim konuşturuyor? Bunları iyi analiz edilmesi lazım. Sırrı sakık bizi destekleyecekmiş. Sırrı sakık bize hangi desteği verecek? Nasıl bir destek verecek bize? Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, kimlerin nasıl hangi gerekçelerle konuştuğunu gayet iyi biliriz. Çünkü bu ülkede hala ülkesini seven son derece dürüst namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgileri getirirler. Kimin ne olduğunu, ne olmadığını biz gayet iyi biliriz. O açıdan hiç endişe etmeyin. Osman Kavala Demirtaş söyledi. Bakın değerli arkadaşlar, size bir haksızlık yapıldığını düşünelim. Polis geldi, sizi aldı, birisi kızmış size. Diyelim ki bir bakan size kızdı. Beyler alın bunu içeri atın. Aldılar, tutukladılar, savcıya talimat verdiler, hapse attılar. Mahkemeye gittiniz, mahkeme beraat kararı verdi ama hala hiç bitmiş değil. Olsun diyorlar, yine içeride tut, bir suç daha uydurun. Bu adalet midir? Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve bu karar uygulanmıyorsa, eğer Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu karar uygulanmıyorsa ve kararlar uygulanmadı diye ben sessiz kalıyorsam, o zaman ben niye siyaset yapıyorum? Eğer siz Anayasa Mahkemesi verdiği kararını en alttaki mahkeme ben bu kararı uygulamayacağım diyor. Anayasa gayet açık. Her organı bağlar diyor Anayasa Mahkemesi kararı. Her organı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bağlar. İptal ettiği bir eğer yasa varsa biz Anayasa Mahkemesi'nin istediği şekilde değiştiriyoruz. Ama ahim kararını uygula Anayasa mahkemesi kararını uygulamıyorsun, sonra dönüyorsun bana, diyorsun ki bunlar niye serbest kalıyor, sen niye söylüyorsun diye. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunu asla unutmayın. Teşekkürler. Sağ Bitmedi, alır. bir şey daha. Tabii buyurun, buyurun. Bir şey daha. Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını hep istedim. Anayasa 138. Yargı tarafsız ve bağımsız olmalı. Yargı yasalara, hukuka ve hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre yargı karar vermeli. Anayasa 138 öyle söylüyor. Talimatla bir hakim karar verisi olmaz. Dolayısıyla adaletsizlik varsa bir yerde kim olursa olsun. Ben hayatı boyunca bana oy vermemiş kişilere de ben gittim. Haksızlık varsa burada bir haksızlık var dedim. Bunu düzeltin dedim. Ben size başka bir örnek daha vereyim. Belki şaşıracaksınız. 16 Temmuz darbe girişiminden sonra bir kadın öğretmeni tutukladılar. Olabilir. Gözaltına aldı. FETÖ'cü diye. Karakola götürdüler. Ama bu yeni doğum yapmış. Çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. Dedim ki bu çocuğun anneye gönderilmesi ve en azından belli aralıklarla anneye götürülüp bu çocuğun anne sütünü emmesi lazım. Koru halinde. Vay işte sen FETÖ'cüsün. Ya arkadaş ben çocuğun hakkını savunuyorum. Bu çocuk yeni doğdu ve bu çocuğun anne sütüne ihtiyacı var. Ve çocuğu belli aralıklarla götürürsünüz. Anne sütünü emer, çocuğu alır eve getirirsiniz. Zaten çocuk nezarette kalacak hali yok. Kıyameti kopardım. Bütün suçlamaları göze alarak. Bakın 16 Temmuz diyorum. 15'in üstünden bir gün geçtikten sonra. Şimdi ben haksızlık mı yaptım? Yani ben adaleti savundum diye. Ben kötü bir insan mı oldum? Benim hedefim şu, ilkem de şu. Nerede bir haksızlık varsa ve haksızlık nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, haksızlığa karşı hepimizin ortak tavır alması lazım. Hukuk devletinde yaşıyorsak herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama burada bir yanlış varsa arkadaş burada bir yanlış var dememiz lazım. Bu yanlışı düzeltin dememiz lazım. Benim söylediğim bu. Osman Kavala yargılanır. Eyvallah hiç itirazım yok ki. Niye yargıladınız diye sormuyorum bakın. Selahattin Demirtaş niye yargılanıyor diye sormuyorum. Ya arkadaş mahkeme karar verdi. Kararın gereğini niye yapmıyorsunuz diye soruyorum. Bu mahkemeyi neden yok sayıyorsunuz diye soruyorum. Siz karar uygulamayan hakimi bir de terfi ettiriyorsunuz yukarıya. Niçin e, siyasi otoritenin, sarayın dediğini yaptı diye. Neyse, işin özü bu.